Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu buluşması üzerinde çok konuşulan bir soruyla başladı. 31 Mart seçimi neden iptal edilmişti? Programda Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını aldıktan sonra belediyenin verilerini neden kopyalatmak istediğini de sordu. İşte bu iki önemli soruya adayların verdiği cevaplar. Biz bu seçime niye gidiyoruz? Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını işte bu soruyla başladı. Sizin oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu. Şaibe karıştı ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da yenilenmesine karar verdi. Tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler. Reddi yönünde karar aldırdılar. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, bir şüphe kalmayacaktı. Ve bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacak. Moderatör İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a oylar çalındı iddiasını da sordu. Bu seçim murdar oldu gibi tanımlamalarınız oldu. Oylar çalındı dediniz. Evet. Bu iddialarınızda ısrarlı mısınız halen? Evet, aynen iddialıyım. Çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Oylar sayıldı. Sayılmaya başlandı. %10'u sayıldı. 29 binlerden 13.729'a düştü. Bu da gösteriyor ki geriye kalan %90 sayılsa bu seçimin sonucu değişeceği aşikar. Maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Ve işte İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a cevabı. Oyların tekrar sayılmasını istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi istemedi yorumu tamamıyla yanlış bir yorum. Şimdi 29 binden indi diyor Sayın Yıldırım. Tutanak burada 1 Nisan tutanağı. Evet. 29 değil. 24.057. 20.388'e maddi hatalardan sonra sayı indi. Bakın 20.388, öyle 29 binden 13 bine değil. Peki. Sonra geçersiz oylar sayıldı 320 bin civarında. Geçersiz oylarla beraber sayı 13.888'e indi. Sonra sondaj yapacağız dedi AK Parti yetkilileri. Sandık sandık talepte bulundular. Bunlar da sayıldı. 13.729'a indi. Programda Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını aldıktan sonra veri kopyalama talimatını neden verdiğini sordu. Ekrem Bey, siz gelir gelmez hemen Büyükşehir'in bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun kişisel verileri koruma kanununa aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? İmamoğlu Yıldırım'ın sorusuna Yıldırım'ın açıklamasıyla cevap verdi. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu ve Sayın Yıldırım aynen şu cevabı verdi. Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, inceleme yapabilir dedi. Birincisi... Devamını niye okumuyorsun? Sayın Yıldırım ama, lütfen devamını ama müsaade etme. Müsaade ama böyle ama, bir yere varamaz. Bakın sürekli... Halil Bey, eğer... Benim ifadelerim Sayın Küçükkaya eğer münazara anlatıyorsa beni uyarın. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık yani yılbaşı, 31 Mart yani seçim gecesi, 18 Nisan yani bize mazbatanın teslim edildiği gün. Niye yaptınız? Bu, bakın neden? İsmail Bey neden? Bir afaki değişiklik yapılabilir. O süreç içerisinde bir işlem yapıp bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık. Yani bu yetişmedi. Yani sanki efendim ajanlar basmış ona silahla, ayıp, yazık, günah neyse. Binali Bey, bir itirazım var, söz hakkım var demişti. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Bu internet altyapısını da biz yaptık. Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor. Hem de bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Ancak İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın sözlerinin tamamını söylemeyince ortam gerildi. İkincisi de benim söylediğim cümlenin sadece bir ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Efendim, tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ancak devamı var. Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman istediği bilgiyi
mahiyetindeki insanlar alır getirir. Hı hı. Belediye başkanından bilgi saklayacak halleri yok.